Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi dün Brawl Talk yayınlandı ve Brawl Talk'un içerisinde muhtemelen fark etmediğiniz 10 inanılmaz detayı bu videoda sizlerle paylaşacağım. Bunların içerisinde yeni gelebilecek bazı kostümler de var. Brawl Talk'un içerisinde bize gösterdikleri ama söylemedikleri gizemli detayların hepsini sizin için yakaladım. Videoya geçmeden önce size kocaman bir teşekkür borcum var arkadaşlar. Dünkü Brawl Talk canlı yayınımızda aynı anda 6400 arkadaşımız bu canlı yayına katıldı ve bu bizim YouTube kanalımızın rekoruydu. Bunun için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Abone olan, like atan elleriniz dert görmesin ve bu arada eğer bu videoya da 10.000 like gelirse bir süre günlük 2 video şeklinde devam edeceğim ve yine efsane bir Brawl Pass çekilişi yapacağım arkadaşlar. O yüzden bu videoya da mutlaka bir tane like atmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Özellikle Brawl Talk sonrası efsane videolar sizlerle olacak. Ve son olarak da marketten herhangi bir şey satın almadan önce kod bölümüne Onur yazarak bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Lafı uzatmadan hemen ilk detayımıza geçelim. Birinci detay, biliyorsunuz Brawl Talk'un içerisinde Ash diye bir tane karakter geldi arkadaşlar ve bu karakterin alt tarafında bir tane sinirlenme çubuğu var. Bu sinirlenme çubuğu hem rakiplere vurdukça hem de karşıdan hasar aldıkça doluyor. Ve bütün barlar dolduğu zaman, yani o sarı bar tamamen dolu olduğu zaman, hem güçleniyor hem de hızlanıyor. Güçlenmesinden kastı vuruş gücünün artması mıdır yoksa canının artması mıdır, bu kısmını çok net göremedik Brawl Talk'un içerisinde ama bir güçlenme var, bir de hızlanma var. Aynı zamanda şu an gördüğünüz gibi vurmadığı bölümlerde oradaki sinirlenme çubuğu yavaş yavaş geriye doğru gidiyor. Yani durmadan ya vurmamız ya da hasar almamız lazım. Hasar aldığımız ve vurduğumuz sürece karakter çok daha güçlü oluyor. İkinci detay, şu anda ekranda gördüğünüz büyücü Byron kostümü bir güç ligi kostümü ve güç liginde daha önce görevler ilk başta 100 maç yap göreviydi. Daha sonra 50 maç kazan görevine düşmüştü ve bu Brawl Talk'la birlikte bunun 30 maç kazan görevine düştüğünü bizimle paylaştılar. Yani artık bu kostümleri almak çok daha kolay olacak. Bu arada güç ligi kostümleriyle ilgili şöyle önemli bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Mesela şu an içinde bulunduğumuz güç liginde Jet Ski Jackie var. 25.000 yıldız puanla alınıyor biliyorsunuz kostümler ve bazı arkadaşlarımız zaten yıldız puanım yok, boş ver hiç görevi de yapmayayım diye düşünüyor. Ama eğer görevi yapmazsanız daha sonra hiçbir zaman bir daha marketinize gelmiyor arkadaşlar. Ama eğer görevi yaparsanız şu anda belki yıldız puanınız yok, alamayacaksınız ama yarın öbür gün yıldız puanı olduğu zaman markete geldiğinde alabilirsiniz. O yüzden mutlaka ama mutlaka güç ligindeki o görevi yapın ve en azından market döngüsüne o kostümü sokun. Böylelikle daha sonra yıldız puanınız olduğunda alabilirsiniz. Geldik üçüncü detayımıza. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi Falcı Piper diye bir tane kostüm geleceği söylendi Brawl Talk'un içerisinde ve bu kostüm aynı zamanda bir Ay Yılı Festivali kostümü. Daha önce Ay Yılı Festivali için toplamda 9 tane kostüm gelmişti ve bu kostümlerden bir tanesi şu an ekranda görmüş olduğunuz Ajan Colt kostümü. Şu sol üst taraftaki simgeye tıkladığımız zaman yeni ay yılı 2019 kostümü diyor. Mesela bu 2019'daki ay yılı festivalinde geldi. Yine Aslan Dansçısı Brock 2019 ay yılı kostümlerinden bir başkası. 2021 yeni ay yılı kostümlerinden Pilot Colette kostümü şu an ekranda görmüş olduğunuz. Tıknaz Daryl kostümü de yine 2019 ay yılı ile birlikte gelen kostümlerden birisi. Yine çok güzel, çok beğendiğim kostümlerden Sokak Ninjası Tara kostümü de 2020 ay yılı kostümü. En iyi Bibi kostümlerinden biri olduğunu düşündüğüm Kahraman Bibi kostümü de yine 2020 yılında ay yılı için gelen kostümlerden. Uzay Boğası Bull 2021, Virüs 8-bit 2020 ve benim oyundaki en sevdiğim kostümlerden birisi olan Karanlık Lord Spike kostümü de yine bir ay yılı kostümü 2021 yılında. Geldik dördüncü detayımıza. Brawl Talk'un içerisinde tek hesaplaşma ile ilgili bir yenilikten bahsettiler ve dediler ki eğer daha fazla rakip öldürürseniz daha fazla kupa kazanacaksınız. Brawl Talk'un tam 2. dakika 58. saniyesine bakarsanız şu anda ekranda görmüş olduğunuz bölümü görebilirsiniz siz de arkadaşlar. Eğer biz bu yeni modda bir maçı birinci olarak bitirirsek ve bütün rakipleri öldürürsek acaba kaç kupa alabiliriz? Brawl Talk'ta gösterdikleri kadarıyla bu maçtan hemen önce o maçın içerisinde iki tane rakip öldürdü. Ve Takedowns bölümünde artı 2 kupa yazıyor. Yani eğer bir farklılık olmazsa, eğer Brawl Talk'un içindeki gibi gördüğümüz gibi olursa
öldürdüğümüz her bir rakip için artı bir kupa alıyoruz. Ve defeat yani öldüğümüz zaman da bir kupa gidiyor. Mesela burada ikinci olduk ve ikinci olduğumuz için bir kere öldük hesaplaşmada. O yüzden eksi bir kupa buradan gitti. Eğer biz birinci olursak defeat bölümü olmayacak. Yani eksi bir kupa gitmeyecek. Ve her bir rakipten de bir kupa alırsak öldürdüğümüzde 9 rakibin 9'unu da öldürdüğümüz zaman artı 9 kupa daha alabileceğiz. Birinci olduğumuzda da zaten 10 kupa alıyoruz bildiğiniz gibi hesaplaşmada. Yani 19 kupaya kadar kupa kazanma ihtimalimiz olacak arkadaşlar bu modda. Tabii ki de bu kupa seviyesi değişebilir. Belki işte atıyorum belli bir miktarda rakip öldürdükten sonra artık kupa vermiyor olabilir. Yani onun bir üst sınırı olabilir. Bu ne anlama geliyor? O tek hesaplaşmanın yeni modu çok fazla tercih edilen bir mod haline gelebilir. Özellikle kupa kasmak için. Bu arada eski bildiğimiz hesaplaşma yine oyunun içerisinde olacak. İster o hesaplaşmaya ister yeni hesaplaşmaya girebileceksiniz. Beşinci detayımız kulüp üyelerini birbirine yaklaştıracak bir şeyler yapacağız önümüzdeki güncellemelerde gibi bir şey söylendi arkadaşlar. Bu neler olabilir diye biraz araştırdık. Öncelikle 100 kişilik kulüpleri 30 kişiye düşürecekler. 30 kişiye düşmesinin sebebi ne olabilir diye düşündüğüm zaman benim aklıma kulüp savaşları gibi bir şey geliyor. Bunun dışında Clash of Clans'ta biliyorsunuz klan oyunları gibi bir şey var. Clash Royale oyununda yine kart takası vesaire gibi bir şey var. Yani kulüplerle birlikte ortak görev yapabileceğimiz, takas yapabileceğimiz ya da dediğim gibi belki kulüp savaşları yapabileceğimiz bir şeyler getirecek olabilirler. Altıncı detayımız Brawl Talk'un 3. dakika 58. saniyesinde arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi bir bedava mega kutu geleceği söylendi. Bu mega kutu free with the update yani güncelleme geldiği an alınabilecek bir mega kutu olacak. Yani yeni sezonla birlikte gelecek bir kutu değil. O yüzden güncelleme oyuna eklenir eklenmez daha yeni sezon başlamadan önce muhtemelen bu güncelleme gelecektir. Oyuna girip siz de bu mega kutuyu ücretsiz şekilde alabileceksiniz. Yine Brawl Talk'un son bölümünde şu an ekranda gördüğünüz gibi altın kostümler görüyoruz arkadaşlar. Sandy, Gale, Bee, Nani ve üst tarafta Bo'yu görüyoruz. Şurada isterseniz bir duralım. Bu arka tarafta bir de Crow var arkadaşlar. Yani orada bir tane de karga var gördüğünüz gibi. Şimdi bu altın kostümlerin oyuna ekleneceğini bizimle sözlü olarak paylaşmadılar ama bu kostümleri gösterdiler. Yani muhtemelen bu kostümler de herhalde yeni güncellemeyle gelecektir diye düşünüyorum. Ama şu arka tarafta gördüğümüz Crow yani karga aslında Crow karakteriyle ilgili bir şeyler olabilir mi? Daha önce Frank Anka Crow için bir remodel düşünüyoruz şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Acaba Crow'un tamamına bir remodel falan mı gelecek diye bana biraz düşündürdü. Özellikle şu Crow konusuyla ilgili sizin de tahminlerinizi duymak istiyorum. Mutlaka aşağıda yorum kısmına yazmayı unutmayın. Yine Brawl Talk'un bu bölümünde ilginç bir detay var arkadaşlar. 4. dakika 10. saniyesindeyim şu anda ve bu bölümde şu alt tarafta gördüğünüz gibi bir baykuş resmi var. Bu baykuş resmi acaba nedir diye biraz araştırdık ve yine Brawl Talk'un içerisinde bu baykuş resmini aslında görüyoruz. Brawl Talk'un tam 2. dakika 14. saniyesini siz de açıp bakabilirsiniz. Yeni gelecek olan Byron kostümünün asasını bu şekilde tuttuğu zaman üzerinde bir baykuş simgesi olduğunu görüyoruz. Yani aslında biraz önceki o baykuş görseli Byron'ın asasının üzerindeki görsel. 9. detayımız yine yeni gelen karakter Ashe ile ilgili. Ashe'in tam üst tarafında şurada bir tane böyle kuşa benzer hatta zile benzer garip bir görsel var. Bu görseli şu anda ekranda da görmüş olduğunuz Twitter görselinde de görmüştük ve acaba bu nedir diye düşünmüştük. O görselin de yeni karakter Ashe ile ilgili olduğunu burada görebiliyoruz. Yine aynı zamanda şurada görmüş olduğumuz kalkanını da oradaki görselde görebiliyorsunuz yandaki görselde ve yine buradaki silah ve süpürge kılıç arasındaki silahını da yine oradaki görselde görmüş ve hatta muhtemelen bu elinde tuttuğu silah diye söylemiştik. Ve son detayımız çok ilginç bir detay. Gerçekten bunu Discord serverımızda bu arada Brawl Stars detaylarında paylaşan arkadaşlarımız oldu. Bu detayı da özellikle paylaşan bir arkadaşımız olmuş. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Eğer bu arada sizin de bulduğunuz böyle farklı detaylar olursa açıklama kısmında Discord serverımıza gelip Brawl Stars detayları sayfamıza yazabilirsiniz. Brawl Talk'un tam 3. dakika 51. saniyesinde yeni rozetleri, animasyonlu rozetleri gösterdikleri bir bölüm var. Bu bölümde şu anda gördüğünüz gibi Squeak'in rozetlerini gösteriyor ve arkadaşlar tam alt tarafında şurada gördüğünüz gibi iki tane nokta var.
var. Hani kostüm değiştirirken bir nokta olur ve değiştirirsin ya. O bölümü görmeniz için altyazıyı kaldırdım. Şimdi göreceksiniz. Biraz hızlı bir şekilde geçecek. Burası Buzz ve burası Squeak. Gördüğünüz gibi o Squeak'in alt tarafında yine bir tane böyle sanki kostüm var ve değiştirilebiliyor gibi bir işaret var. Bu acaba Squeak'e yeni bir kostüm mesajı olabilir mi bilmiyorum ama böyle bir detay da var. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir dostlar. Çok güzel bir Brawl Talk dönemi oldu ve Brawl Talk sonrası dönemde de yine sizinle efsane videolar paylaşacağım. O yüzden mutlaka kanala abone olup bildirimleri açtığınızdan emin olun. Bu videoya mutlaka bir tane like bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer 10.000 like gelirse bu videoya efsane bir Brawl Pass çekilişi yapacağım. Ve son olarak da marketten herhangi bir paket ya da elmas satın almadan önce kod bölümüne Onur yazarak yeni sezonda da beni desteklerseniz çok ama çok sevinirim. Desteğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. İyi ki varsınız, cansınız, seviyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.